Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te 17. hafta olacak aslında ama periyodik olarak 3. hafta gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin barajlar gerçeğini, barajlar üzerinden soygun ve coğrafyasının parçalanması iddiasını rakamlarla ortaya koyduk. Halen bir şekilde bunu aksini ispat eden olmadı. Biz o yüzden ısrarla bunu konuşmaya devam ediyoruz. Yine masaya yatıracağız. Bugün açıkçası ne durumdayız ona bakacağız. Milletvekillerimizden telefonuma bağlananlar olacak. Biz burada meclise verilmiş soru önergeleri var. Meclis Araştırma Komisyonu talepleri var. Onları sizlerle paylaşacağız. Ve her zaman olduğu gibi Kusursuz Enerji Planı kitabı yazarı yurttaş Mazlum Çoru namı diğer mühendis Naci Özen bizlerle birlikte. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Özen hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Evet, iki haftadır aslında çok çarpıcı bir biçimde her şeyi ortaya koyduk periyot olarak baktığınızda. En son geçen hafta şunu çok net altı çizildi ki Türkiye'de baraj yapma hastalığınız olsa bile 4 milyar dolara mal olacak bir işe nasıl 60 milyar dolar iyimser rakamlarla harcadığımızı gösterdik. Ki kültür, doğa vesaire tahribatları, maliyetleri içinde yok. Peki siz geçen hafta da buna atıfta bulunmuştum. Cinayeti tespit ettiğiniz, gördüğünüz nokta Yusufeli'ydi, Çoruh'tu ve buradan yola çıktınız. Bu arada şunu da altını çizeyim. Yusufeli'nden de yurttaşlarımız hafta içerisinde bana sorular ulaştırdılar. Onları da sizlere soracağım, yönelteceğim ama. Önce bir genel özetleyelim. Şunu özetlemek istiyorum. Türkiye'de bir barajlar gerçeği varken, bir kitap yazılmış ve haftalarca program yapılmışken neden bu büyük sessizlik? Bunun cevabı toplumun mankurtlaştırılmış olmasıdır. Eğer böyle bir olay 1950'lerin başında gerçekleşmiş olsaydı da o zamanın seçkin okur yazarlar diyelim ki köy enstitüleri mezunları, köy enstitüsü talebeleri böyle bir durumda karşı karşıya kalmış olsalardı inanıyorum ki Cumhurbaşkanı'nın önüne kadar çıkarlardı bu Mustafa Kemal olsa dahi. Ama 1948'den itibaren ülkemizin milli eğitimine giren yabancılar bizim insanımızı toplumun gerçekleriyle, ülkemizin gerçekleriyle yabancılaştırdı ve insanlarımız yabancıların hizmetinde olmayı kendine faydalı zannetti. Bana göre vardığım sonuç budur. Bu kadar akıl dışılık, ahlak dışılık, vurdum duymazlığın bir tek izahı burada görüyorum. 1948'den itibaren milli eğitime giren yabancılardır. Peki bunu biz yapan. Ne anlattık? En azından şu son iki hafta. Şöyle kısa özet olarak geçelim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye Tanrı Allah gökten 550 milyar metreküp su gönderiyor. Bunun 150-180 milyar metreküpü akışa geçiyor. 150 milyar metreküp akışı olan bir ülkede nehirlerin toplamı 150 milyar metreküp olan bizim ülkemizde bizim bütün akarsuları düzgün akışlı, kusursuz akışlı hale getirmek istediğimiz takdirde brüt 50 milyar metreküplük bir su bekletmeye ihtiyacımız var. Bu su bekletme için birçok imkanımız var. Bunlardan birincisi yüzeylerin bitme ağaçlandırma şeklinde. İkincisi topraklara su yüklemektir. Üçüncüsü çok önemlidir. Bu göze göründüğü için söylüyorum. Tektonik çukurlardır. Tektonik çukurlarda bekletme imkanı var. Dördüncüsü de yine eğer bu tedbirler bizim akarsulardan %100 yararlanmamıza yeterli olmuyorsa barajlar yapılabilir. Bu barajların da yapılacağı yerler 1800, 2000, 2500 rakımlarıdır. Hı hı. Neredeyse toprağa yakın seviyede yapmayacaksınız yani. Evet. O bir akılsızlıktır, hayasızlıktır. Onun bir mühendisin aklından 50 kotunda baraj yapma geçeceğini ben düşünemiyorum. Yani çok, onu çok net bir örnek vardı. Evet. Aslında biz bundan önceki periyotlarda bu Atatürk Barajı'nı çok net konuşmuştuk. 400 milyon dolar geliri olan bir barajın ki Türkiye'nin yüz akı olarak yıllarca bize satıldı. 400 milyon dolar yıllık geliri olan bir barajın sadece göç
kaynaklı kamuya maliyetinin faizinin yıllık 750 milyon dolar. Evet, en az o kadar. Tuttuğu, gerçi yani sadece onun faizini bile karşılamıyor geliri. Bu kadar aleni bir durum ortadayken siz bu kitabı yazdınız, herkese yolladınız. Bu arada hemen altını çizeyim. Çok daha fazlasına yollamış olmakla birlikte benim elimde birebir yolladığınız ve kimin teslim aldığına dair ibarelerin de olduğu 174 milletvekilinin listesi var. Evet. Tek tek saymayacağım tabii ama arzu eden olursa onu da sayarım. Ayrı konu. Yani bu bir şekilde milletvekillerinin tamamına yakına ulaştırılmış, ilgililerine ulaştırılmış. Birkaç tanesine bu kitapların ulaştığını bizzat kendisinden öğrendim. Öğrendiniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, Sayın ayrı özel ilgili bakanlara, ki bunun üzerinde Veysel Eroğlu'nu özellikle çizmek istiyorum. Hem Veysel Eroğlu'na onu. Elden benim kitap çok değerli bir siyasetçi tarafından bizzat Veysel Eroğlu'na benim kitap takdim edilmiş. Hı hı. Bunu mişli olarak duydum. Ve yok, evet. Bundan daha acısı, o konuyla ilgili biraz detay alacağım sizden. Büyük bir sessizlik. Ha bu arada şunun altını çizeyim. 4 milletvekiliyle 2011 Ekim ayında görüşüyorsunuz. Yok. Ekim'de 2 milletvekiliyle Artvin milletvekillerini ziyarete gittim. 2 ay sonra da tekrar Ekim, Kasım, Aralık Ali Torlak. Ben söyleyeceğim Lütfü şimdi isimlerini. Lütfü Tükkan'la görüşemedim ve Muharrem İnce ile görüştüm. Muharrem İnce ile görüşürken Artvin milletvekili Sayın Uğur Bayraktutan da yanımızdaydı. Hı hı. Sayın Bayraktutan biraz sonra yayınımızda olacak zaten. Ve o süreçten bu zamana neler yapıldığını, evet, konuşacağız. Ben o konuyla ilgili detay da vereyim izleyicilerimize müsaade ederseniz. Görüştüğünüz milletvekilleri Ekim ve 2 ay sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin milletvekili İsrafil Kışla, evet, Cumhuriyet Halk Partisi Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan, evet, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Ali Torlak, evet, Durmuş Ali Torlak ve Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce. Evet. Hepsine konuyu aktardınız. Ben de aşağı geçen hafta burada dördüyle de iletişime geçeyim ve yayına bağlanmalarını talep edeceğimi söyledim. Ben onunla ilgili bilgiyi vermek durumundayım. Sayın İsrafil Kışla, Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Milletvekili bugün şu saatlerde Kuveyt'te. Evet. Basın danışmanı Mustafa Bey'in bana aktardığı bilgi bu. Kuveyt'te olduğu için yayına katılamıyor. Sayın Muharrem İnce Yalova'da ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Eğer aradığımız saatte mümkün olursa açacak ve yayınımıza bağlanacak. Ama Sayın Uğur Bayraktutan, yani CHP Artvin milletvekili, az sonra yayınımızda olacak. Sayın Ali Torlak da şu anda yoğun toplantı gündemiyle katılamadığını ifade etti. Fakat bu arada Sayın Torlak'ın 2012 Nisan'da, Nisan ayında, 2012 yılının Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği HES'lerle ilgili bir soru önergesi var. 2011 10. ayda 2011'de Mehmet Şandır'ın önderliğinde 20 milletvekili Sayın Torlan da içinde oldu. Türkiye'deki su kaynaklarının kullanımı ve barajlar gerçeğinin araştırılması ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulması talebi var. Onların detaylarına birazdan geleceğim. Hani çok da sıfır noktasında değiliz. Onlar için söyledim. Çok şükür bu son söylediklerin tabii benim mutlu etti ama esas benim çığlığımın üzerinde değil bunların meclise verdikleri önergeler. Onlar suların planlaması ile ilgili soru sormuşlar. Doğru bir sorudur. Ancak benim çığlığım şudur. Çoruh Enerji Planı diye şu an uygulanan plan asla bir enerji planı değildir. Ben 5 senedir bunu haykırıyorum. Bunun kanıtlayan gerekçeleriniz var. Onları şimdi onu özetleyeyim. Mısınız? Onu özetleyeyim. Bir kere bu plan elektrik üretmek için olsaydı ve elektriği erken üretmek için yapmış olsalardı, bu DSİ'deki bu planlamayı yapan mühendislerin aklından çıkabilecek daha az kötü projelerle bu planı donatırlardı. O zaman bunun maliyeti 4 milyar dolar olurdu. Ve baraja da ihtiyaç yoktu. Hı hı. Ve bunu da 7-8 senede bu kadar enerji üretebilirlerdi. Ben DSİ'nin aklından çıkan iki proje anlayışını yan yana koyunca bu planın elektrik üretmek için yapılmadığını görüyorum. Ekonomik olarak.
elektriğe erken kavuşma amacına bakarak. Baktığım zaman bunu görüyorum. Ve bunun elektrik üretmek için olmadığını görünce acaba ne için olmuştur diye soru soruyorum kendime. Şu cevapları alıyorum. Bir, ülkeyi borca batırmak için. Altından kalkamayacağı borca batırmak için. Bununla ülke edilgen hale getirilir. Bunu ekonomik tetikçilerin kitabını okuyanlar bilir. Edilgen ülke neler yaptırılıyor görülüyor bunu. İkincisi, Havza'dan 150-55 bin kişinin göçürtülmesi istenmiş olabilir diyorsunuz. Bununla ne elde ediliyor? İki şey elde ediliyor. Havza element zengini bir havzadır. Artık o elementlerin madenleri işletilebilir değere çıkmıştır. Daha önce değer taşımıyor idiseler de. O zaman madenlere karşı çıkacak olan yerli halktır. Hı hı. Bu barajlarla bu halk oradan sökülüyor. Bu amaçlanmış olabilir diyorum. Bir başka bir şey, bu 55 bin kişi genelde büyük şehirlerin etrafına kamunun yönetemediği yerlere gidiyorlar ve bunlar kontrolü zor, yönlendirilmesi zor topluluklar oluşturuyorlar. Bugün bu, tartıştığımız 2B'ye kadar gidiyor bu iş. Evet, bu kamu yönetimini zorlaştıran bir maliyettir. Bunun maliyetini ben sosyal maliyetçiler yapsınlar. Bu amaçlanmış olabilir diyorum. Ama çetin mi, bir bu planın bir özelliği var diyorum. Ben şimdi diyorum ki bu ama bunlar amaçlanmış. Havza'dan 55 bin kişi göçürtülmüş ve ülke borca batırılmış. Hı hı. Böyle bir durumda maden yağması kolaylaşıyor. Ama burada bir şey var. Bu planda yapılmak istenen 15 barajdan 11'inin içinde bekletecek su yok. Bir dakika, bunu açıklığa kavuşturalım. Çünkü çıplak gözle baktığınızda orada su görüyorsunuz. Evet. Bunu haftalarca anlattık ama lütfen bir detay daha verin. Yani orada gördüğümüz su, ölü su. Elektrik üretmek üretmez. İçin yeterli olan su değil. Üretmez. Sadece suyun güneşe serilip kurutulması içindir. Yani siz boş barajlardan işte sıfır boş barajdan kastettiğim şey şudur. Barajların iki hacmi vardır. Biri yararlı hacim, bir de yararsız hacim vardır. Zararlı hacim vardır. Bize gösterilen zararlı hacimlerdir. Ölü hacimlerdir. O hacimlerin hiçbir yararı yoktur. Maliyetleri yükseltir, havzadan insanları göçürtür, kamu arazisini su altına alır. Yaptığı budur. İkincisi, buharlaşma alanını büyütür. Hı hı. Ama bize gösterilen bu sular. Eğer bir baraj her yıl dolup boşalmıyorsa görev yapmıyor demektir. Benim tespit ettiğim şey şudur. Çoruh Nehri üzerindeki 11 barajın görev yapma ihtimali yoktur. Böyle bir şey olamaz. Hı hı. Ve bunun daha önemlisi, Anakol üzerindeki 10 barajdan 9'u boştur. Daha da önemlisi, bu barajların dizilişi de ilginçtir. Bu barajların dizilişi de ilginçtir. Hı hı. Çünkü bu barajlar iç içe dizilmiş, aralık bırakmadan. İki yerde aralık var, orası da maden sahası. O zaman bir virgül atalım. Sayın Bayraktutan toplantıdan çıktı ve hemen bağlandı. İsterseniz hemen Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Sayın Uğur Bayraktutan'a bir dönelim. Sayın Bayraktutan efendim, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi 2011 Ekim, zaten kitabı muhtemelen okudunuz. Artvinlisiniz, konuya da çok hakimsiniz. 2011 Ekim ayında da Sayın Naci Özen'le görüştünüz. Namı diğer yurttaş Mazlum Çoruh. Bir kere bu meseleye nasıl bakıyorsunuz ve 2011 Ekim'inden bu yana neler yapıldı, sizden alalım efendim. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Televizyonları başında dinleyen tüm Ulusal Kanal izleyicilerine Ardanuş'tan, Artvin'in Ardanuş ilçesinden saygılarımı sunuyorum. Şu anda parti binasındayız. Bütün dostlarla beraberiz. Hı hı. Kitap ilginç bir kitaptır. Kitapta yazılanlar dehşet boyutundadır.
Bilemiyorum kitabı okuma ve inceleme olanağınız bulundu mu? Oldu. Ama kitap dehşet bir kitaptı. Ben okuduğum zaman tüylerim ürperdi. Oradaki yazılanların yani yarısı bile ki ben biliyorum onların doğruluğuna yürekten inanıyorum. O boyuttaki bir çıkış gerçekten Akdeniz için, Türkiye için bir önemlidir. Oradaki o haritaya baktığınız zaman amacın ne olduğunu gösteren çok tehditvari bir durum söz konusudur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Akdin bir barajlar kenti olmanın ötesinde Türkiye için feda edilmiş bir kent konumuna getirilmiştir. Yani insansızlaştırma politikalarının sonucunda hem madenler hem barajlarla bu hükümetin enerji politikaları ve hidroelektrik santralleri denen bir garabetle karşı karşıyayız. Biz Akdin'in bir turizm ve eğitim kenti olması gerektiğine inanan anlayıştan gelmemize rağmen Akdin'i geliştirecek olan, önümüzdeki 100 yıla taşıyacak olan EFAK projenin Akdeniz turizm kimliği olmasına inanan bir düşünceden gelmemize, eğitim kenti olmasına gereken bir düşünceden gelmemize inanmamıza rağmen ne yazık ki gelinen noktada şu anda Akdeniz böyle bir garabetle karşı karşıya. Barajlarla ilgili belirsizlikler sürüyor. Bu konuda değerli misafirimizin biraz sizin de şu anda televizyonlara yansıtmış olduğunuz o haritayı gördüğünüz zaman bu dönemdeki bazı kaygıların ne derecede önemli olduğunu görüyoruz. Diyoruz ki inşallah biz bunlarda haksız çıkarız. İnşallah bu kitapta yazılanlar yanlıştır diye düşünüyoruz. Böyle bir olumsuz durumla karşı karşıyayız. O nedenle ben o kaygıları göre milletvekili olarak anlayışla karşılıyorum. Bir tehditin, bir yanlışın, bir olumsuzluğun olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Tabii yayını en başından beri izleyemediğim için oradaki konuşmaların içeriğinden ayrıntılı olarak bilgi sahibi değilim. O nedenle kitapta okuduklarım kadarıyla o endişe verici çok ciddi rahmet boyutuna erişen bir durum var. Ben bu durumu parlamento boyutuna taşımaya çalıştım. Özellikle Güneydoğu'daki barajlarla ilgili rakamları sayın yazarımızın da bana vermiş olduğu katkı çerçevesinde resim belgelerini aldım, kendisine sundum. Parlamento boyutunda da bunun araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak elimden gelen çaba ve gayreti göstereceğimi buradan televizyonumuz aracılığıyla bütün izleyenlerimi de duyurmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. O nedenle bu süreç önemli bir süreçtir. Bu süreçte önümüzdeki günlerde neler yaşayacağımızı hep beraber göreceğiz. İnşallah bu kaygılarımızda haksız çıkarız. Bu olumsuz tablonun olmadığını Türkiye'ye kanıtlarız diye düşünmek istiyorum. Peki Sayın Bayrak Tutan bir şey soracağım. Bir kere emeğinize sağlık. Peki bundan sonra dediniz meclise taşıyacağım burada. Peki ne olacak? Çünkü ortada iki tane çok büyük iddia var. Bir ekonomik boyutu, bir bütünlük açısından boyutu. Birinci iddia barajların harita sınırıyla Büyük Ortadoğu Projesi'nin harita sınırının örtüşmesi. Birincisi bu çok ciddi bir sıkıntı. İkincisi 4 milyar dolarlara mal olabilecek bir iş için Türkiye'nin minimum 60 milyar dolar harcadığı gerçeği. Her iki aşamayı da meclise taşıyacaksınız. Bunun sözünü alabilir miyim buradan? Şimdi şunu ifade edeyim. Bunları mutlaka taşıyacağım. Özellikle insansızlaştırma politika açısından duyduğumuz kaygıları ifade etmek istiyorum. Bakın biraz önce de ifade ettim. Şu anda ilimizin Akdeniz'in en güzide ilçelerinden bir tane Ardamış ilçemizdi. Burada partilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Bana biraz önce kendileri söylediler. Ardamış ilçemizden Erzurum'a gitmenin bir maliyeti ortaya çıktı. 50-60 kilometre daha fazla dolanarak Erzurum'a gidiyoruz. Buradaki amaç nedir? Dış dünyayla irtibatımızı kesiyoruz. Akdeniz daha önce komşu illere veya Türkiye'ye daha rahat bir şekilde ulaşılıyordu. Şimdi biz bir ilçeden bir ilçeye gidemiyoruz. Yani Artvin'den Yusufeli ilçemize gitmek önceden bir saatti. Gerçi şu anda yollar yapım aşamasında ama bunun sıkıntısını Artvin çekiyor. Ben burada bir yani o aklımızdan geçen o felaket senaryosunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Onu ifade etmek istiyorum. İnşallah biz haksız çıkarız. Bu kaygılarımız haksız çıkarız ama şunun sözünü ben vereyim. Bu da ulusal kanal izleyicilerine. Önümüzdeki günlerde bunu parlamento boyutuna mutlaka taşıyacağım. Sayın misafirinizle beraber oradaki değerlendirmelerinize de saygı duyuyorum. Kendisiyle de irtibat halindeyiz. Bunun teknik boyutunu, kafamızda geçen tereddütleri yani Mustafa Kemal'in meclisine taşımak da bizim için bir onur görevi olacaktır. Bunu da buradan söz veriyorum ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum efendim. Sayın Bayrak Tutan çok teşekkür ediyorum. Tabii biz de süreci takip etmeye devam edeceğiz. Büyük bir mutlulukla ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Evet, gözüken o ki bu iş daha önce belki barajlar veya Türkiye'deki su kullanımı ile ilgili gündeme alınmış. Daha doğrusu gündeme alınması önerilmiş ama gündeme alınmamış. Ama sanıyorum Sayın Bayraktutan'ın ifadesi çok netti. Hem harita boyutunda hem de maliyetler boyutunda önümüzdeki günlerde meclise konuyu taşıyacağını ifade etti. Tabii biz de takip edeceğiz. Belki detaylarını burada konuşacağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Öncelikle ne söylemek istersiniz? Onu alayım. Bir kere önce şunu söylemek isterim ki Sayın Milletvekili kitabı okumuş ama biraz önce size de söylemiştim. Benim anlatmak istediğimin muhtemelen %50'sinin farkında. Henüz içselleştirdiğine şey yapamıyorum. Kanaat getiremiyorum. Ama çok normal değil mi? Siz de 6 ayda kendimi ikna edebildiniz. Doğrudur. Doğrudur. Yalnız ben sorumlu değildim. Evet. Yani, kritik nokta bu. Evet. İkincisi benim gücüm ne? Sayın Milletvekili bir bilgi istedim. 2 ayda alıverdi. Ama ben kendi üniversitemden o bilginin 1/10'unu alamadım. O bakımdan milletvekiline çok iş düşüyor. Sadece Uğur Bey'e değil, İsrafil Kış'la da bu işin altına girmesi gerekir. Ben şunu söylüyorum Çetin Bey. Bu plan enerji planı olamaz. Ekonomik olarak bu ülkeye hayır getirmediği ortada. Kim yapıyor bunu? Ne akla yaptırıyorlar? Neden karşı çıkmıyorlar? İkinci boyutu mühendislik alçaklığı var. Mühendis odaları nerede? Bu barajlar nerede? Görev yapmıyor. Bunu söylüyorum. Görev yapmayan barajlar Çoruh üzerine neden diziliyor? Tersten. Tersten o ayrı bir affedersiniz. Akıl dışılık, ahlaksızlık. Yıkımı keskinleştirmek içindir tersten başlamak. Maliyetleri artırmak için, enerji üretimini geciktirmek içindir. İkincisi de vatandaşı yaptıkları büyük melaneti vatandaşın farkına varmasını geciktirmek içindir. Ama benim gibi işsiz güçsüz bir vatandaş bu garipliği gördü, işin içine girdi. Pardon, Çetin bir dakika, Bey bir dakika. Bana çıksın pardon, bir dakika. Bu ülkenin. Şu detayı vermek istiyorum. Bu işle uğraştığınız için üstsüz güçsüz kalmış bir vatandaş diye düzeltmek istiyorum. Buyurun devam edin. Hiç önemli değil. Bu ülkede ülkesi için çalışanların başına ne geldiğini herkes biliyor. Şüphesiz ben bu, ama bu detayı vermek istedim. Ben şikayetçi değilim. Ama ben şunu söylüyorum. Bu ülkede toplumun önüne çıkan Çetin Ünsal'an dahil bu bir enerji planı değil, bir ihanet ötesi bir plandır. Bunun hesabının sorumlulardan sorulması gerekir, aydınlar tarafından. Elbette ki başta inşaat mühendisleri bu işte görevlidir. Hukukçular görevlidir. Ekonomi profesörleri nerede? Bu barajlar bu ülkeye ne getirip ne götürüyor? Çok İki, net bir rakam mühendisler var. Gelsinler. Bana şunu anlasınlar, boş barajların ülkeye faydası nerede? Ne hakları var boş barajları yapmaya bu ülkeye? Utanmıyorlar mı? Bunun altına imza atan, diplomasını alırken yemin eden mühendisler utanmıyor mu evlatlarının, çocuklarının yanında? Siz içinde yolcu kalmayacak oteli diken birisine ne dersiniz? Çok iyi şeyler söylüyorum. Sayın milletvekillerine büyük iş düşüyor. Uğur Bey bu işin biraz farkında. Şunu söylüyorum. Bu barajlar enerji planı için değil. Açık ve net söylüyorum. Yaptıkları bir şey var. Ülkeyi borca batırıyorlar. Edilgen hale getiriyorlar. Ve coğrafyamızı yırtıyorlar. Yaptıkları olay bu. Çoruh'ta bunu görüyoruz. Fırat'ta bunu yapmışlar. Ve 5 senedir bir tane mühendis çıkmış bunu haykırıyor. İnşaat Mühendisleri Odası nerede? İstanbul şubesine Türkiye'deki mühendislerin %40'ını temsil ediyor. 3 kere mektup yazdım. Kaç kere gittim? Nerede? Peki benim üniversitem nerede? Benim diplomamı iptal etsin kardeşim. Başka bir şey istemiyorum. Haysiyetsiz yaşamak istemiyorum Çetin Bey. Peki kaygınızı çok iyi anlıyorum. Yine o sürece dönmek istiyorum. Sayın Bayraktutan zaten yayınımıza katıldı ve
hem görüşlerini dile getirdi hem yapacaklarını. Mesela diğer Artvin milletvekili Sayın İsrafil Kışla, görüşmenizde bunları anlattığınızda yorumu ne oldu? Etkilendi. Sonra birisine bu Muş'dur, birisine kitabı okuduğunu, şaşırdığını söylemiş. Ancak parti disiplinini öne çıkarmış. Bize de aynı şeyi söyledi. Ben yalnız değildim. Yanımda bir iş adamı ve bir eski teknobürokrat vardı. Yani üst düzey. Bir dakika, ben ama parti disipliniyle ne alakası var ki bu işin? Belki Adalet Partisi'nde milletvekillerinin söz söyleme hakkı ellerinden anayasal olarak alınmıştır. Muhtemelen öyle düşünüyorum. Ben hukuk kısmını bilmiyorum tabii. Burada ekonomik bir iddia var. Evet. Toprakların bütünlüğüyle ilgili bir iddia var. Bunun parti disipliniyle ne alakası olabilir? Belki onların partide sözü bir kişi söylüyordur. Yani İsrafil Bey'in, ancak ben Uğur Bey konuya her zaman ben gittiğim zaman sorularıma cevap vermiştir ama hiçbir zaman Uğur Bey'in bu gayretlerini ben yeterli görmüyorum. Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü eğer onlar yeterli gayret gösterseler ben bu kadar zorlanmam Çetin Bey. Ben onların hizmetine girerim. Onların istedikleri gibi koşturacak biri olurum. Ama şu anki durum öyle değil. Peki Sayın Ali Torlak'la görüştüğünüzde? Ali Torlak Bey'le anlattığım zaman Ali Torlak Bey konuya diğerleri kadar yakın durmadı. Ondan sonra kitabı okuyup ne yaptığını bilmiyorum. Peki ben ancak söyleyeyim. Mecliste verilen soru önergelerinde dikkatimi bir şey çekti. Ben Çoruh Enerji Planı'ndaki ekonomik ve mühendislik sefaleti vurguluyorum ve bu planın enerji planı olamayacağını söylüyorum. Olsa olsa bunun neticesi budur diyorum. Ancak verilen soru önergelerinde konu yayılıyor, dağıtılıyor. Ben odaklanmıyor. Ben paylaşayım müsaade ederseniz. Sayın Durmuş Ali Torlak, İstanbul Milletvekili, 12 Nisan 2012 tarihli, 2012'ye 4397 sayılı bir soru önergesi veriyor. Ve soruları söylemeyeceğim, genel soruyu söyleyeyim. Ülkemizin değişik bölgelerinde ve özellikle de Karadeniz'in birçok ilinde HES projeleriyle adeta bir doğa katliamı yapıldı. Bölgede geçimini idame ettiren vatandaşlarımızın geçimini sağladıkları toprakların susuz bırakıldı ve yöre insanın göçe zorlandığı iddiaları kamuoyunda devamlı dile getirilmektedir diyor. Ve diyor ki HES projesi için kaç lisans verilmiştir? İşte bunların ÇED raporu olmayan var mı? Kaç tanesi yapım, kaç tanesi proje aşamasındadır vesaire. Ama şunu önemsiyorum, 5. soruyu. Projelerin uygulandığı bölgelerde doğal sit, tarım ve yaşam alanlarında meydana getireceği tahribata karşı önlem alınmış mıdır? Alındıysa bu önlemler nelerdir diyor. Ben bir cevap vereyim. Hemen HES'ler Mezbaha kasabının yaptığı tıraşlardır. Ne bekliyor Sayın Milletvekili? Burada Mezbaha kasabı ülkeyi parçalıyor. Binlerce insanı yerinden söküp atıyor. Coğrafyayı öldürüyor. Ki ona sırtını dönmüş. HES'ler de tıraş olurken yüzü kesilmiş, ona feryat ediyor. Elbette ki yüzü kesilen vatandaş bağıracak, çağıracak. %100 haklıdır. Ama ben öbür tarafta vatan parçalanıyor diyorum. HES'ler iyidir demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Artı başka bir şey daha söylüyorum ben. Suyun enerjisinden istifade edilmesin demiyorum. Adam gibi projelerle istifade edilsin. Bu ülkenin enerjisinden istifade edilecek haşarı sularıyla elde edilecek enerji, ülke enerji ihtiyacının %75'inden fazladır. Yani susuz falan ve değiliz. Ve vadilerimize dokunmadan, hiç kimseyi yerinden etmeden bu mümkün. Peki şunu da paylaşayım. Ama şimdi HES'ler gündeme taşındı. Barajlar melaneti toplumun aklından çıkarıldı. Peki yine 2011'e 483 sayılı bir araştırma komisyonu kurulması önerisi var. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyor. Mehmet Şandır ve evet. 20 milletvekili Sayın Durmuş Ali Torlak da içlerinde imza atanların. Diyor ki Türkiye'nin su kaynaklarının kullanımı ve korunması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Bugüne kadar alınmış tedbirlerin ve su yönetimi politikalarının gözden geçirilmesi. Büyük şehirlerin su ihtiyacının güvenli ve sağlıklı bir şekilde karşılanması için alınması gereken tedbirlerin anayasanın ilgili maddeleri meclis araştırması açılması. Bu bir. Yine aynı tarihte 477 sayılı bir
araştırma komisyonu talebi daha var aynı isimlerle. Afşin Elbistan Termik Santrali. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Evet, iyi niyetli girişimler araştırılsın. Fakat söylediğinizin yanında, iddialarınızın yanında çok küçük kalıyor bunlar. Bir, ikincisi flu hale geliyor. Siz büyük şehirlerin su ihtiyacı meselesini gündeme getirseniz politikacıların üzerine büyük hevesle atlayacakları bir konu gelir. Ama ben şunu söylüyorum. Ülkenin coğrafyası yırtılıyor. Küçük insan yerleşimleri katlediliyor. 3000 yıllık hakları ellerinden alınıyor. Coğrafyamız parçalanıyor. Milyarlarca dolar borca batıyoruz. Sayın milletvekilleri bunu konuşsunlar önce. Ki bu sanıyorum daha kritik. Ve önlerine hesabıyla kitabıyla bir planın ne çapta büyük bir melanet planı olduğunu koyuyorum. Ve 174 tanesine de bu kitabı gönderdim. Okusunlar. Sayın Veysel Eroğlu'ndan ses var mesela. Kitapta telefonum var. Sorsunlar. Peki o zaman sordular. Yusufeli'li yurttaşlar hafta içerisinde bana sorular yönlendirdi. Bunu da yayında sormamı istediler. Ben de size soracağım. Mesela Ahmet Durakoğlu. Hepsi Yusufeli'nden yazmışlar. Tanıyorum. Ahmet Durakoğlu'nu siz de Artvinlisiniz, Yusufeli'lisiniz. Peki diyor ki bir önceki valimiz diyor Karadeniz TV'de Deriner Barajı'nın yılda 400 milyon dolar kazanacağını söyledi. Sizin anlattığınızdan anladığımıza göre diyor Deriner Barajı'nın böyle bir üretim yapması mümkün değil. Yok. Hatta diyor DSİ verilerinde de mümkün değil. Değil. DSİ'yi de doğruluyor diyor. Peki diyor bu sayın vali ne maksatla böyle bir bunu basın kuralları içerisinde değiştiriyorum. Yanılgıyı ifade etmiş olabilir diyor. Ben şöyle halk ağzıyla ifade edeyim. Tarladaki domatesi lüks manavdaki fiyattan satıyor sayın vali. Bir daha tekrarlar mısın? Tarladaki domatesini lüks manavdaki fiyattan vatandaşa satıyor. Sayın valinin yaptığını vatandaşın anlayacağı şekilde izahı budur. Peki. Ve o Deriner Barajı'nın yıllık getirisi 100 milyon doları geçmez. Hı hı. Bu fahiş fiyatla toptan elektrik fiyatıyladır bu. Kaldı ki Deriner Barajı'nın içinde bekletecek su yoktur. Hesaplanan enerjiyi üretme imkanı da yoktur. Birincisi bu. Sayın valime ben kitap da gönderdim, DVD de gönderdim. Yazı yazdım. Hı hı. Telefonumu verdim. Bunları söylemeden önce açıp özel kalemine telefon açtırıp benden ne söylemek istediğimi öğrenebilirdi. Sayın valimi DSİ'liler ikna etmişler. Peki. Tarladaki domatesi lüks manavdaki fiyattan satmaya. Peki. Ali Yıldırım'ın 3 tane sorusu var. Şöyle özetleyeyim. Birincisi size şunu söylüyor. Diyor ki geçen hafta diyor programda ben baraj uzmanı değilim dediniz. Yusufeli ilçesinde sizi izleyenler o anda herhalde televizyonun başında madem baraj uzmanı değilsiniz ne diye konuşuyorsunuz gibi söylemlerde bulundular. Hemen bu konuya açıklık getirmişsiniz. Baraj uzmanları gelsinler. Onlar sorsunlar bana bu soruyu. İkincisi ben mühendisim. Daha da önemlisi ilkokulda toplama, çıkarma, çarpma bölmeyi öğrendim. Baraj uzmanı olmaya gerek yok mu diyorsunuz? Evet, bu kadar basit. Peki, yine Sayın Ali Yıldırım iki sorusu daha var. Onları da ileteyim size. Diyor ki, işte programı seyrediyorum falan, onları geçiyorum. Çok net. Diyor ki, madem diyor bu barajlar kazançlı değil, koyacak su yok. Sizin söylediklerinizi çürütecek biri de çıkmadı. Ama bu barajların ille de devam edilmesi söz konusu. Sayın Bakan'ın bu vurdum duymaz tavrını nasıl değerlendirir diyeyim. Şimdi bu konu komplo teorisyenlerinin bir de fikir kulüpleri var ya siyasetçilerin konuşmalarından dünyanın ahvalinden bir sonuç çıkarırlar ya. Hı hı. Onlar seslendirsinler. Ben mühendisim. Benim aklımdan geçen var ama burada benim söylemem esas söylemek istediğimin üstünü örter. Ama Ali Yıldırım'ı tanıyorum. Onun aklı ve zekası bu konunun altındaki gerçeği bilmeye yeterlidir. Peki o zaman mesela bir şey daha sormuş. Baraj gövde maliyetinin birkaç katı harcama yapılması kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kitaptan yola çıkıyor.
Neden bu harcamaları barajın maliyetine eklemek istemiyorlar diyor mesela. Biraz önceki soruya cevap verdiği zaman onlar detay oluyor. Çünkü bu barajların ekonomik olmakla uzaktan yakından ilgisi yok. Hı hı. Bunlar birer ihanet yapısı. Kim gelir size ben size ihanet ediyorum der ve açıklama yapar ki? Peki bu soruya ne diyorsunuz? Mesela çok ilginç bir soru. Bunca Sayın Bülent Özer'in sorusu. Bunca zamandır bu ihanetleri anlatıyorsunuz. Devletin zarar ettirmesi ve diğer konuları açıklıkta söylüyorsunuz diyor. İşte Mısır'da Sağır Sultan duydu ama bizim idarecilerimiz duymadı ve duymak istemiyor. Yusufeli Barajı ihale edilirse Yusufeli Kültür Derneği tekrar dava açacak, bu da biliniyor diyor. Soru evet. Asıl önemli bu. Evet. Dava açılacağını bile bile DSİ mahkemeleri mi tanımıyor yoksa güvendikleri başka bir güvenceleri mi var der. Bülent kardeşime buradan tabii şunu söylüyorum. Son yorumlarına benim de katılmamam mümkün değil. Artı Yusufeli Derneği, Yusufeli Barajı yeniden ihale olursa benim duyduğuma göre ihale edilmişti. Hukukçular uğrasında nasıl ihale ediliyorsa bir başka argümanları daha var davada. O barajın içinde bekletecek su yok. Yani o baraj elektrik üretimiyle ilgili görevi yoktur o barajın. Bunu da bilsinler. Peki Yusuf Çakmak da şöyle diyor. Enerji gerekçesiyle ülkeyi talan etmek, yandaş kayırmak vatan hainliği olmuyor mu diyor. Bu barajlara özellikle Yusufeli Barajı'na tabii kendi evet. ilçesi açısından bakıyor. Öncelikle imza atanların yargılanması için birlik olmamız gerekmez mi der. Evet, aynen yargılanmak öyle. Mümkün öyle. Müdür? Hukukçular mühendisleri koluna girsinler, korkak mühendisler biraz cesaret sahibi olsunlar. Hemen davasını. Herkes dava açabilir, açmalıdır da. Vatandaş olarak kendisi de açabilir mi? Her seviyedekilere, bu ülkede bu barajların yapımıyla ilgili kim imza atmışsa onlar mahkemeye götürülmesi lazım. Geçen programda söyledim. Ama muhtemelen Silivri'nin 3-5 misli büyüklüğünde bir mahkeme gerekecek. Peki, tutuklar mı? Sayın yargıçlar bilmiyorum tabii. Son 2-3 dakika bir soru daha İki soru daha söyleyeyim. Sayın Mustafa Yıldırım ve Ayhan Kaleli'nin sorularını da söyleyeyim, öyle bitireyim. Birincisi diyor ki işte 196 milyon kilowatt saat daha fazla enerji üretmek mümkün, o projeyi uygulamak istememelerine atıfta bulunuyor. Şöyle bir şey sormuş. Boşka kurtarılmış, Artvin kurtarılmış, İspir kurtarılmış ama Yusufeli yok ediliyor. Bunlar bizi saf mı sanıyor diyeyim. O amacı ben kitapta belirttim. Yusufeli ilk projede, Japonların hazırladığı projede Yusufeli ilçesi su altında kalmıyordu. Ne zaman plana aşağıdan tersinden başladılar, vatandaşlar ses çıkarmadı. Hemen Yusufeli Barajı'nın yüksekliği 200 metre artırıldı. Çünkü barajlar yükseldikçe ihanet gücü artar. Bir daha söylüyorum. Barajların yüksekliği arttıkça ihanet gücü artar. Hem de yüksekliğin karesiyle en azından. Peki Ayhan Kaleli'nin soru değil ama okuyacağım. HES'ler konusunda arada bir değiniyorsunuz. Biz HES falan da istemiyoruz diyor. Evet. Bu HES'ler içme sularımızı ve sulama sularımızı elimizden alıyor. Evet. HES'ler düşünüldüğü gibi yapılacak olursa Çoruh Vadisi'nde hayat bitecek. Evet. İnsanlar daha çok göç edecek. HES'lerden bahsetmenizi ve örnek vermenizi istemiyorum demiş. Evet. YSE tarafından çok eskiden Esendal Köyü'nde daha önceden yapılmış evet. santral gibi küçük ölçekli olursa kabul edebiliriz diyor. Evet. Bunun dışında biz sularımızı kimseye vermeyeceğiz. Evet. Enerji lazımsa rüzgar ve güneşi kullansınlar. Evet. Gelişmiş ülkeler enerji için artık suyu kullanmıyor demiş. Şimdi Ayhan kardeşime şunu söylüyorum. HES'leri isteyen mi var? Onun çok net ben DSİ'ye şunu söylüyorum. Siz iyi niyetli değilsiniz diyorum. Siz idraksızsınız, kabiliyetsizsiniz, vahşisiniz. Her şey var sizde. Ama iyi niyetli olsaydınız diyorum. Bu planı HES'lerle donatırdınız. HES bile yani baraj yapmazsanız varsa. Peki evet. son bir dakika şunu soracağım. Burada bir ilke var. Diyor ki uluslararası hukukun üstünlüğünden bahsediyorsunuz ama uluslararası hukukta der ki devlet sürekli zarara uğratılamaz. Rakamlar evet. onu gösteriyor. Bir tek soru soracağım, hemen bir cümleyle cevap alacağım. Varsayın ki bu söylediklerinizin hepsi tesadüf. Evet. Tesadüf bile olsa niye araştırılmaz? Mankurtlaştırılmış bir toplum. Baro dahil buna. İstanbul Barosu Başkanı. Kaç kere teşebbüs ettim bunu anlatmak için. Çok değerli bir arkadaş. Genel sekreterine 3 kere gittim. Kitap bıraktım, DVD bıraktım. Bundan önceki baro başkanına gittim.
anlamıyorlar ki, algılayamıyorlar ki. Onlar için var yok dosya, yazılı kağıt. Bir cümle, bu iş nereye gidiyor? İhanetin son perdesi. Sayın Özen, çok teşekkür ediyorum. Ama şunun da taahhüdünü vereyim izleyicilerimizin önündeyken, bu konuyu bırakmayacağım. Bir süre daha bekleyeceğim. Şimdi çok güzel meclise taşınacak konu. En azından bu aşamaya gelindi. Ama sonuç ne olacak o önemli. Takip etmeye devam edeceğiz. Biraz ara vereceğiz. Ses çıkmazsa millet sahip çıksın. Yine devam edeceğiz konuşmaya. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Çünkü burada hem ekonomik bir cinayet var, hem de bundan daha da önemlisi, parayı kaybedersiniz bulursunuz. Bundan daha önemlisi coğrafyanın yırtılma gerçeği ortada. En azından birileri bu işle ilgili araştırma yapmadan, sonuç almadan, müspet ya da menfi bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bir cümle bitti. Yusufeli hemşerilerime şunu söylüyorum. Bilgi edinmek istiyorsanız Ali Yıldırım'da bu kitaptan var. İçinde telefonum da var. Okusunlar. Gece yarısı beni arasınlar. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.